arkadaşlar. YouTube Fizikle Barış kanalındayız. Sadık Uygun yayınlarının LYS Fizik Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 23'te beraberiz. Konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Evet. Türdeş bir tel kıvrılarak şekildeki cisim elde ediliyor arkadaşlar. Buna göre cismin kütle merkezi hangi bölgedir? Şimdi bakın. Önce bazı şeylere çok dikkat etmeyin. Burada düz parça var mı diye kontrol edin. Çünkü bakın. Mesela kök 2, kök 2, kök 2, kök 2, kök 2, kök 2. Hepsi kök 2'lik parçalar değil mi? O zaman uğraşmayalım. Şu iki parçanın birleşimine P desem. Bu iki parçada burada bir P. Şurada bir P var. Ve buraya dikkat edin şimdi. Burada bir P. Burada da P var. Onlar burada iki P diye buluştu mu? Özgür ruhsunuz arkadaşlar. Ne isterseniz onu yapma şansına sahibiz arkadaşlar. Bakın. Mesela ne gördük hemen? Şuradaki şu P ile şu P'yi birleştiriyorum. Şurada iki P yaptık mı? Ne oldu? Bu iki P ile bu iki P'yi de kolay buluşturabilirim. Ya da işte atıyorum 2P ile P'yi hemen bak buradaki 2P ile P şurada bir anda 3P diye buluştu mu? 3 ile 2 nerede buluşacaklar arkadaşlar? Bakın. Eşit olsaydı tam şurada. Hafiften şu bölgede bir yerlerde buluşacaklar. Dolayısıyla ne olacak? Hemen işlem yapmaya da gerek kalmadan M noktasında olduğunu, M'nin içinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Kütleleri sırasıyla MK, ML ve MN olan KLN çubukları dengedeymiş. D1 D2'den büyükmüş. Değil mi? kesinlikle doğrudur istiyor Şimdi arkadaşlar K'nın kütlesi burada mı? N'nin kütlesi de burada. Şimdi türdeşlikle ilgili bir şey söylememiş. L'nin ne olduğunu bilmiyorum bakın. Dikkat ederseniz. O zaman aslında zaten L'li şeylere cevap veriyorum. Hadi türdeş olsa bile biraz D1 büyük olduğu için burada mı L? Ne yapardık? Buradan moment alırdık. K çarpı D1 artı L'nin buradan olan uzaklığını bilmiyorum. X eşittir N çarpı D2 değil mi? Şimdi bakın. Şunu söyleyebilir miyiz? Bu arkadaş bu ikisinin toplamı olduğuna göre ne, der, ne derdiniz? N çarpı D2 K çarpı D1'den büyüktür. N çarpı D2 k e, L çarpı X'den de büyüktür değil mi? Bakın D1 daha mı büyüktü? Bunun büyük olması demek bunun ne olması demek ki küçük. O zaman N'nin değeri K'dan büyüktür. Kesinlikle doğruydu. Peki X'i biliyor musunuz? X'i bilmeyince işte bunların arasında soru işareti kalıyor. O zaman ne oldu? L ile N arası soru işareti e bu arada K zaten eşitliğin işte aynı tarafında olduğu için onlar da bir soru işareti. Yalnız bir kesinlikle doğruydu arkadaşlar. Evet. Bakın ÖSYM de böyle bir soru sormuştu daha önce. Türdeş ve kalınlıkları aynı olan K Bakın ne görüyorsanız yazın. K'nın ağırlığı burada mı? L'nin ağırlığı da burada ya da kütle merkezi gibi. M'nin de burada değil mi? Ne yaparız? İpli sistemlerde artık alışmış olmanız lazım. Hemen tork alıyoruz. Başla. L'nin uzaklığı 1. K'nın uzaklığı yarım eşittir. M'nin uzaklığı yarım. Ne yapalım? Herkesi 2 ile çarpalım. Bir ikilerden kurtulalım. Ne oldu? M eşittir. Bunu 2 ile çarptım. K artı 2 L oldu mu? Bakın matematiğe göre M bunların ikisinden de büyük müdür? M K'dan büyüktür. M 2 L'den de büyük mü? O zaman M L'den ağır. K M'den olmaz. L K'dan arkadaşlar K ve L gene yine yine aynı tarafında. O zaman soru işareti kesin doğru olan yalnız bir. Bakın birkaç oldu aynı tarz soru çözüyoruz. Umarım artık bunlar daha iyi hale gelmiştir arkadaşlar sizler için de. Evet biraz önlemini almaya çalıştım. Güzel bir soru. Eşit bölmelere ayrılmış düzgün türdeş levha dengeleri. Bu durumda K parçasını kesiyorum ve L'nin üzerine yapıştırıyormuşum. Bakın zaten sistemin denge noktası bu. Siz buradan ne yaptınız? K'yı çıkarttık mı arkadaşlar? Bir P ağırlığını çıkarttım. L'nin üzerine de ekledim değil mi? Bakın bu banko. M ve N'yi kesip diyor. Bakın M ve N'yi kestikten sonra M ve N'yi de kesince onlar da burada bir 2P yaptı mı? Değil mi? Şimdi diyor ki hangi deriyle olabilir? Bakın bu şekil herkeste var. O zaman hemen hazırlayalım bakın. Şuradan P çıktı. Şuraya bir P eklendi. Değil mi? Şuradan da nereden? Tam şuradan da bir 2P çıkartıldı. Sistemin denge noktası da burası. Aynı şekilde buraya gelelim. Bakın P buradan çıkartıldı. Her bir önermeyi tek tek deneyelim. Birinci önermeye, ikinciye, üçüncüye hazırlık olsun bunları. Dördüncü. İşte biraz ee, görmemizi de sağlamamız için hemen böyle hazırlığımızı yapalım arkadaşlar. Siz bunları tabii kurşun kalemle yaptığınız için silip silip tekrar yapabilirsiniz. Şimdi şurada bir P var. Şuradan ne yaptık? Bir iki P ağırlığı çıkarttık değil mi? Şuraya da bir P ekledik. Şimdi ne istiyor sizden? Birinci de. İkisini de 5'e yapıştır. Bakalım. Birinci önermede yapıyorum. Nereye? 5 burası değil mi? Şuraya bir 2P'yi yapıştırdım. Bakın ne oldu bir anda? 2P ile P burada birbirlerini götürünce burada ne kaldı? Aşağı doğru bir P kaldı mı? P'nin buraya olan uzaklığı ne yapıyoruz? İpli sistemlerde ipli sistemlerin ipe göre tork alıyoruz. Bak 2 p P'ye gidince burada aşağı doğru P kaldı. P'nin uzaklığı yarım. Eşittir. Burada ne var? P var uzaklığı 3 bölü 2. Bu çıkma olduğuna göre 2P çarpı 1 diyorum. Tutar mı bakalım? Bu eşitlik tutmuyor arkadaşlar. O zaman böyle bir sistem dengede kalması olmaz. Birini 2 diğerini 3'e yapıştır. Bakalım. 2 ve 3'e yapıştırma yaparsam 2 ve 3'e yapıştırınca ne oluyor? Buraya ve buraya yapıştırınca. O zaman buraya bir 2P ekledim. Mi? Arkadaşlar o ipin altında zaten sorun yaratmıyor. O zaman bakalım hemen tutacak mı buradan. P'nin buraya bu bir çıkma. P çarpı 1 bölü 2 değil mi? Buraya bakıyorum. Ne vardı? Burada P çarpı 3 bölü 2 ekleme var. Burada 2P çarpı 1 çıkartma var değil mi? O zaman bir çıkartırsan bak şimdi ne oldu? E burası P bölü 2 çıkartma oldu mu? E bu da bir çıkartmaydı. O zaman bu sistem tuttu arkadaşlar sayılarımız. E buraya geldik. Aslında sistemin bir çaktırmadan bir şeyini öğrendik. Bu zaten bu şekil dengede kalıyormuş arkadaşlar. Siz o zaman ağırlık merkezinin ipin altında tuttuğunu sürece sorun olmayacak. Bakalım. Biraz hızlı geçeceğim artık. 1 ve 4. Arkadaşlar 1 ile 4'e yapıştırırsan zaten gene sistemin ağırlık merkezi buraya kayacak değil mi? Neden? Zaten bu üçlü dengedeydik. Sen o zaman buraya bir şey koyarsan denge bozuldu gene. Olmadı. Ne diyor? 3 Üç, birini 3'e birini 4'e yapıştır. 3'e ve 4'e yapıştırırsan bak birini buraya birini buraya. Bunlar nerede buluşacaklar? Burada. Ya o zaman ipin altında değil gene denge bozuldu. O yüzden yalnız iki bu işi sağlıyor. Aslında soru kolay fakat bunu keşfetmemiz gerekiyordu öncelikle. Düzgün türde x, y, z kare levhaları yapıştırılıp asılınca dengede kalıyormuş. Şimdi hangileri kesin yanlış? Bakalım. Bakın x ile x burada buluşup hemen 2x oldu mu? Y de buradan geldi. Hatta 2x artı y yazdım. Şurada da z var mı arkadaşlar? Bak bu buraya a kadarsa bu da buraya a ise ipe göre ne yapıyorduk? Tork alın. 2x artı y'nin torku a. Z'nin çarpı a. O zaman ne öğrendik? Z eşittir y artı 2x mi? Ne demekti bu? Bu ikisinden de büyük müydü? Z y'den de büyüktür. Z 2x'den de büyük. Kesin yanlış olanı soruyor. X'in ağırlığı y'ye eşit. Bilmiyorum arkadaşlar. Buraya gelip x'in ağırlığı z'ye eşit. Arkadaşlar z 2x'ten bile büyük. Yanlış. Y'nin ağırlığı z eşit. Yanlış. Kesin yanlışları soruyor. 2 ve 3'tür. Evet. Düzgün türdeş olan 6 özdeş kare birbirine yapıştırılıp ağırlık merkezi o olan bir cisim elde edilmek isteniyormuş. Son levha nereye yapıştırılmış? Bakın. Özgür ruhsunuz bu konuda. 1, 2, 3. Bu 3 parça hemen şurada 3B oldu mu? Şimdi ne olması lazım? Ağırlık merkezinin ne olması için bunun tam karşısında Şurada bir 3 p olması lazım. Nereye koyayım? Bak ikisi buradaysa. E üçüncüyü de buraya koyarsan bak üç parça burada buluştu. O aradığımız cevap oldu. O zaman 3 numaralı bölgeye koyarsak cevap olacak hemen. Evet. Üç tane türdeş özdeş üçgenin birleştirildiği sistem O noktasına nasıl diyormuş? İpin uzantısı nereden geçer? Bakın neydi kural? Ağırlık merkezinden geçer. Şu P. Şu da P olunca bunlar nerede? Bunun ağırlığı burada. Bunun ağırlığı burada olunca bunlar tam şurada 2P yaptım arkadaşlar. Şurada da bir tane P ağırlığımız kaldı mı? Şu üçgene ait. Değil mi? 2P ile P nerede buluşacaklar? Eşit olsa da şurada. O zaman biraz daha tam şu kenara doğru şuralarda bir yerlerde buluşmak zor. E sen bunu O'dan asarsan ne olacak? Ağırlık merkezi de o çizgiden geçecek. Nereden geçmiş oldu dolayısıyla? NP arasından geçmiş oldu arkadaşlar. Evet. Testimizi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki test yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.